Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf uzunluk ölçüsü problemleriyle yine birlikteyiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. 3 metre uzunluğundaki bir kumaşın 120 santimetresi ile pantolon dikiliyor. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır diyor. Arkadaşlar 3 metre uzunluğundaymış kumaşımız. 120 santimetresi kesilmiş. Geriye kaç santimetre? Santimetre istediğine göre arkadaşlar öncelikle biz metreyi ne yapmamız lazım? Santimetreye çevirip 120 santimetresini çıkarırsak geriye kaç santimetre kaldığını buluruz. Hemen arkadaşlar 3 metre 300 santimetre 300 santimetreden 120 santimetreyi çıkarırsak 180 santimetre kumaşımız kalmıştır. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Okula gidip dönmek için 230 metre uzunluğundaki yolu yürüyen Aydın 3 günde kaç metre yol yürümüş olur? Arkadaşlar sorumuzda metre vermiş, yine metre istemiş. O halde herhangi bir çevirme yok. 230 metre uzunluğunda olduğu için 3 günde arkadaşlar günde 230 metre yol yürüyorsa 3 günde 3 çarpı 230 690 metre yol yürümüştür. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Ozan 5 metre 78 santimetre uzunluğunda olan uçurtmasının ipine ek yaptı ve uçurtmasının ipini 9 metre oldu. Ozan'ın eklediği ipin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar baktığımızda soruda bizde santimetre olarak istiyorsa biz öncelikle metreyi santimetreye çevireceğiz. 9 metre ne yapar? 900 santimetre yapar. Önceki uzunluğu da ne kadardı? 5 metre 78 santimetreydi. Bunu da santimetreye çevirelim. Öncelikle 5 metre 78 santimetre 578 santimetre yapar. 9 metrede 900 santimetre. Öyleyse arkadaşlar biz 900'den 578'i çıkarırsak ne kadar ip eklediğini buluruz. Ne kadar ip eklenmiş? 900'den 578 çıkarsa 322 metre ip eklenmiştir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Arkadaşlar metresi 14 TL olan kumaştan 50 metre alan bir terzi kaç TL öder? Arkadaşlar bir metresi 14 TL'ymiş. 50 metresinin ne kadar olduğunu bulmak için 14 ile 50'yi çarpmamız gerekir. Hemen çarpalım. Metresi 14 TL, 50 metresi 14 çarpı 50, o da eşittir 700 TL eder. O halde ne kadar ödemesi gerekirmiş? 700 TL, yani cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Annesi Özlem ve kardeşine elbise yapmak için 7 metre kumaş almış. Özlem'in elbisesi 2 metre 90 santimetre. Kardeşinin elbisesi 2 metre 60 santimetre kumaş kullanmış. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Arkadaşlar santimetre cinsinden istediği için biz ne yapmamız lazım? Metreyi santimetreye çevirmemiz lazım. Öncelikle 7 metre kumaşımız 700 santimetre. Özlem için 2 metre 90 santimetre, yani 290 santimetresini kullanmış. Kardeşi için de 2 metre 60 santimetre ne yapar? 260 santimetre. Kardeşi ve Özlem için kullandığını toplayıp 700 santimetreden çıkardığımızda geriye kaç santimetre kaldığını buluruz. O halde yapalım. Alınan kumaş 7 metre ne yapar? 700 santimetre. Özlem'in elbisesi 2 metre 90 santimetre ne yapar? 290 santimetre. Kardeşininki 2 metre 60 santimetre ne yapar? 260 santimetre. Toplam kullanılan kumaş, yani Özlem ve kardeşi için kullanılan kumaşı topladığımızda 290 ile 260'ı toplarsak 550 santimetre kumaş yapar. Kalan kumaşı bulmak için de toplam kumaş, yani 7 metre 700 santimetre derdi. 700 santimetreden 550 santimetreyi çıkarsak 150 santimetre kumaş kalmıştır. Cevabımız 150, yani D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Selma'nın annesi her gün 20 santimetre atkı örüyor. Buna göre Selma'nın annesi 15 günde kaç metre? Bakın arkadaşlar metre istiyor. Demek ki biz metreye çevireceğiz en sonunda. Atkı örmüş olur. O halde arkadaşlar öncelikle 15 gün
günde 20 santimetre ise 15 ile 20'yi çarpacağız. Daha sonra ne yapacağız? Metre istediği için metreye çevireceğiz. Hemen yapalım işlemimizi. Günde 20 santimetre atık örüyormuş. 15 günde 15 çarpı 20 ne yapar? 300 santimetre. Metre cinsinden istediği için 300 santimetre ne yapıyorduk arkadaşlar? Metreye çevirmek için 100'e bölüyorduk. 2 sıfırını sildiğimizde ne olur? 3 metre eder. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. 7. soruyla devam edelim. Kerem'in evinin bahçe duvarının boyu 6 metre 15 santimetreymiş. Eni ise 3 metre 24 santimetredir. Buna göre Kerem'in evinin bahçesinin boyu ve eninin toplam uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar. O halde evinin bahçesinin boyunu ve eninin toplam uzunluğunu sorduğuna göre, santimetre cinsinden sorduğuna göre arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle boyunu ve enini santimetreye çevirip toplayacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. Boyu 6 metre 15 santimetre. Santimetreye çevirdiğimizde 6 metre 600 santimetreydi. 15 metre de 615 santimetre. Eni 3 metre 24 santimetre. 3 metre 300 santimetreydi. 24 santimetre de 324 santimetre. Eniyle boyunun toplamını istiyor arkadaşlar. Ne olur? 615 ile 324'ü topladığımızda 939 santimetre olur. Yani cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. 4A sınıfının en uzun boylu öğrenci Burak'mış arkadaşlar. En kısa öğrenci ise Esma'ymış. Burak'ın boyu 1.46 yani 1 metre 46 santimetre. Esma'nın boyu 1 metre 14 santimetreymiş. Buna göre Burak ve Esma'nın boyları, uzunlukları farkı dediği için ne yapacağız? Çıkaracağız. Hangi cinsten istiyor? Santimetre cinsinden istiyor. O halde biz öncelikle Burak'ın boyu 1 metre 46 santimetre ise 146 santimetre eder. Esma'nın boyu 1 metre 14 santimetre ise 114 santimetre eder. O halde birbirinden çıkarmamız gerekecek. Hemen ilk önce çevirmeleri yapalım. Burak'ın boyu 1 metre 46 santimetre 146 santimetre. Esma'nın boyu 1 metre 14 santimetre 1 metre 114 daha 114 santimetre. Boyları farkı diyor arkadaşlar. 146'dan 114'ü çıkardığımızda 32 santimetre çıkar. Yani cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 9. soruyla devam edelim. Oya'nın boyu 136 santimetre. Oya'nın annesinin boyu Oya'nın boyundan 33 santimetre uzun olduğuna göre Oya ile annesinin boy uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Arkadaşlar öncelikle Oya'nın annesinin boyunu bulmamız lazım. Oya'nın annesinin boyu Oya'dan 33 santimetre daha uzun olduğuna göre Oya'nın boyuna 33 santimetre eklediğimizde topladığımızda annesinin boyunu buluruz. Sonra Oya ile annesinin boylarını topladığımızda toplam uzunluğunu buluruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Öncelikle annesinin boyunu ne yapıyorduk? Oya'nın boyuna 33 santimetre eklediğimizde 169 santimetre. Oya ile annesinin boylarının uzunlukları toplamı 169 ile 136'yı topladığımızda ne olur arkadaşlar? 305 santimetre olur. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 10. soru arkadaşlar. Uzunluğu 6 metre olan bir su borusundan önce 2 metre 45 santimetre daha sonra 1 metre 6 santimetre uzunluğunda iki parça kullanılıyor. Geriye kalan boru kaç santimetredir diyor arkadaşlar. O halde biz metreyi santimetreye çevirmemiz gerekir. Öncelikle borumuzun boyu 6 metre ne olur 600 santimetre. Birinci kullanılan 2 metre 45 santimetreymiş. Çevirdiğimizde ne olur 245 santimetre. Daha sonra 1 metre 6 santimetreyi de santimetreye çevirirsek arkadaşlar 106, 1 metre 100 santimetre, 6 santimetre daha ne olur? 106 santimetre olur. Geriye kaç santimetre kaldı derse birinci kullanılanla ikinci kullanılı toplayıp toplam uzunluktan çıkardığımızda geriye kaç santimetre kaldığını buluruz. O halde arkadaşlar uzunluk 6 metre 600 santimetre, önce 2 metre 45 santimetre ne olur? 245 santimetre. Sonra da 1 metre 6 santimetre kullanılmış. Ne olur? 106 santimetre. Toplam kullanılan 245 ile 106'yı topladığımızda 351 santimetre kullanılmış. Toplam borumuz 600 santimetreydi. 351 santimetresini kullanırsak ne kalır çıkardığımızda 249 santimetre boru kalmıştır.
Cevabımız ne olacak? 249 B şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.